anlatacağım. İlk önce piritten başlayalım. Pirit kağıtları yapıştırır. Ufu diye sıvı bir yapıştırıcı. Sert şeyleri yapıştırır. Tutkal da sandalyeleri, en sert şeyleri yapıştırır. Bazen sıfı, bazen katı olur, rengi de beyaz olur. Piritin de içinde yapışkın tutan bir yeşil şey var. Onun içinde de bir tane döner şey var. Öyle böyle açılabiliyor. Ufuyu da sıkınca geliyor. Böyle siyah bir kapağı var burada akar. Çok sıvı. Evet, uhunun kokusu ilk başta güzel gelir ama zararlıdır. Ben bile bununla bir şey yaparken öksürüyorum. Bunun kokusu zararlıdır. Piritin kokusu yoktur. Ama çok yapışkandır. Böyle elleri yapışkan eder. Bunu ilk aldığımızda böyle sıvı olur, çalkalayınca beyazlaşır. Şişesi boşaltınca su şişelerine takılabilir. Çiçek sulama aleti gibi kullanılabilir. Evet, bazı slime tutkalları var. Bazıları böyle bu tutkalla yapıyor. Seviyorum ama hayatımda hiç slime yapmadım. Sadece aldım. Yaptıklarım da çok kötü olmuştu. Neden acaba? Ben borax kullanıyorum ama boraksı suya karıştırıp da bilmediğim için öyle katı katı döküyordum. O yüzden olmuyor. Kim konuşmak istiyordu? Elia sen mi? Ela'ya hak veririm. Tabii ki de. Evet, bakın Ela slime tutkaldan bir slime yapmış, onu gösteriyor bize. Nehirin sunumunu desteklemek için. Çok güzel olmuş. Evet, mor. Sizin sihirli bir yapıştırıcınız olsa kimi yapıştırmak isterdiniz? Onlar birbirinden hiç ayrılmayacak. Tamam. Zeynep. Ben annemden babama yapıştırmak isterdim. Çünkü çok birbirlerinden ayrılıyorlardı Aa. ondan. Çok komik olur ama babam da yapmış olur. Yapacak? Ne yapacak? Annemin yaptıklarını yapacak. Annen ne yapıyor? Annem mesela duvara doğru hiçbir şeyini kullanmadan uzanmaya çalışıyor. Belki babam da dener. Baban da dener. O hareketlerin adı neydi? Bakan köpek var. Yukarı bakan. Ela'ya. Zeynep'e vermiştim çünkü Ela da konuşmuştu. Ayrıca arkadaşımla ikimizi yapıştırmak isterdim. Çünkü hiç böyle buluşamıyoruz. Uzun zaman oldu buluşmayalı da. Zümra'ya veriyorum. Babamı yapıştırırdım. Babanı kiminle? Babamı annemle yapıştırırdım. Neden? Çünkü annemle babam bazen ayrılabiliyor. Mesela annem evde hep çalışıyor. Babam ise hep
fişlerde gibi. Yürüsene, senin fişin ne? Evet, konuş. Biz kimseyi yapıştırmak istemiyoruz. Kendimi yapıştırırdım. Çünkü şey, çünkü onunla buluşuyoruz ya ondan. Ben de kendimi duvara yapıştırırdım. Neden? Elimde bardak tutardım. Annem suyu doldurur alırdı. Yardımcı gibi. Bu üçüncü sunumum bitti ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.